Sevgili seyirciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, kendisiyle beraber çalıştığım bir önceki gazeteciler cemiyetinde Osman Nuri Boyacı. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Sağ ol başkan, teşekkür ederim. Beni kırmadın. Bu kadar yoğun işin arasında bizi de kırmadın. Teşekkür ederim. Dünya Gazetesi'nde devam ediyorsun. Evet, deniz temsilcisi olarak devam ediyorum. Demirören Haber Ajansı'ndan. Demirören olmadan ayrıldım ben. Doğan Haber Ajansı iken 25 yıl deniz temsilciliğini yürüttüm. Evet. Demirören'e geçmeden bir ay önce emekli oldum, ayrıldım. Ama pek emekli olmuşa benzemiyorsun. Evet, yani aslında gazetecinin emeklisi yok zaten. Belki eleştirilebilecek bir şey de olabilir de gazeteciler biz siyasetçiler gibi, yani siyaset gibi bir bulaştık mı pek kolay kolay ayrılamıyoruz meslekten. Evet. Ama aslında belli bir dönem geldiğinde de gençlere de yolaşmak gerekiyor. Yolaşmak lazım diye söylüyorsunuz. Sevgili seyirciler, Denizli'de sözüne güvenilir gazeteciler diye sıraladığımızda yüzü burada değil diye söylüyorlar ya hani, her zaman söylediğim bir şey var. Sadece gazetecilik yapan, gerçekten mesleğin hakkını veren bir kardeşimizsin. Onun için de ayrıca teşekkür ederim başkan. Şimdi başkan, biz yeni bir program yapalım istedik. Gazeteci arkadaşlarımız zaman zaman buraya çağırıp Denizli gündemini konuşmak için. Bu da Denizli gündeminin ilk bir programı. Senden rica etmiştim, sen de kırmadın, sağ olasın, teşekkür ediyorum bunun için de. Geçen hafta Denizli'de neler oldu, öne çıkan hangi haberler vardı, kamuoyunu aydınlatmak adına, daha doğrusu bunları yeni bir hafıza tazelemek adına konuşalım istedik. Ben teşekkür ederim. Ama yani şöyle baktığımızda aslında Denizli'de de gelişmeler oluyor ama tüm Türkiye'nin gündemi korona. Yani ciddi anlamda vaka sayıları çok yükseliyor, evet, sayıları yükseliyor. Evet. Ramazan geliyor. Dileriz Ramazan ayında alınacak önlemler ve tedbirler bu vaka sayılarını biraz düşürür. Yoksa aşılamada da yani iyi gidiyoruz ama aşılamamızı da heba edebilir bu vaka sayılarının yüksekliği. Ne yazık ki, evet, ne yazık ki dediğin doğru başkan. Şimdi tabii biz konularımız bizim, evet. Ben 3 tane konu seçmiştim. Geçen hafta yapılması gereken bir baro seçimleri vardı. Bu hafta pazar günü yapılacaktı. Bu hafta pazar günü yapılacaktı. Evet. Ama yüksek yapılamadı. Yüksek Seçim Kurulu iptal etti. Yüksek Seçim Kurulu. Daha doğrusu Yüksek Seçim Kurulu'nun şöyle bir kararı var. Yani tüm barolar aslında Türkiye genelinde Ekim'den bu yana kongrelerini yapamıyorlar. Evet. Pandemiden yani, dolayı mı? Yani bu aslında ilk başlangıçta pandemi değildi. Fakat ikinci ve üçüncü ertelemeler aslında pandemiyi içeriyor. Çünkü şöyle bir şey var. Bu ay başında barolar Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdular kongrelerini yapabilmek için. Kongre, Yüksek Seçim Kurulu da baroların vaka sayısı, yani pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayan illerde yapılabileceğine karar verdi. Fakat tabii tablo kızardı. Evet, biz de durucuyuz. Pazar günü şey yasağımız var. Bir de şu var. Hafta içinde barolar neden kongresini yapabilirler, seçimlerini hafta içinde yapabilirler diye bir şey de gelebilir aklınıza. Ama orada da şöyle bir şey var. Avukatlık kanununa göre üyesi 400'ü geçen barolarda seçimlerin pazar günü yapılması gerekiyor. Böyle bir şey mi varmış? Evet. Yani, ben de yeni öğrendim. Evet, evet. Pazar günü dışında seçim yapamıyorlar. Yapamıyorlar. O nedenle üçüncü kez. Yani bir yerde kendi ayaklarına mı bağlamış olurlar böyle bir? Ya bir yasal düzenleme aslında, yasal yani düzenleme. Genel olarak tabii pandemi kimse öngöremez böyle bir pandeminin olacağını. 47. Genel Kurulu'nu yapacaktı Denizli Barosu ve oldukça da heyecanla hareketli geçmesi bekleniyordu. 4 aday var. Yani Müjdat İlhan, ben 3 biliyordum. 4 mü oldu? 4 aday. 5 işte 10 yıldır başkanlık yapan Müjdat İlhan var. 6. kez adaylığını açıkladı. Ayhan Adnan Demirdöver var. Kerem Tahir Üzelce var ve Kamil Mercan vardı. 4 aday yarışacaktı. 1534 üye. Yani oldukça, mesela Denizli Baro'nun kongresini, genel kurulu neden önemli? Barolar da aslında siyasette de çok etkinler yani. Avukatlık, evet, mesleği. Görüyoruz yani zaten. Siyasi hayat, siyasette. Baroların, avukatların yön verdiğini, evet, görüyoruz. Yani 3 belediye başkanımız mesela, kent merkezindeki 3 belediye başkanımız da avukat. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız, evet. Merkez Efendi Belediye Başkanımız, Pamukkale Belediye Başkanımız, hepsi avukatlar. Avukatlar, evet. CHP'nin ilçe başkanı, il başkanı avukat. Avukatlar siyasette neden bu kadar ilgi gösteriyor? Yani aslında sanırım mesleğin hareketliliğinden mi? Yok, mesleğin kanunları bildiklerinden mi, nedir yani mesela? Mesleğin genetik kodlarından olsa gerek yani, çünkü hukuk gerçekten savunma yüzyıllardan bu yana en önemli meslek dallarından birisi olmuş. Yani evet, yani
ve toplumlar için baktığımızda en önemli kavramlardan birisi de hak ve adalet kavramı. Yani tüm ülkelere baktığımızda, gelişmeden, ekonomik büyümeye falan baktığımızda hepsinin temelinde aslında adalet kavramı yatıyor ve hukuk kavramı yatıyor. O yüzden de avukat arkadaşlar siyasete ilgi gösteriyorlar. Bu ilgi de sevindirici. Keşke her meslek grubu bu kadar siyasete ilgi gösterse. Tabii mesela bundan 20 sene önce falan iş dünyasını temsilcilerini çok fazla siyasette göremiyorduk. Yavaş yavaş o kabuk da kırıldı. Artık iş dünyasının temsilcileri de siyasette yer alıyorlar ve kendi sorunlarını ve taleplerini de dile getiriyorlar. Siyasette dile getiriyorlar. Bence gazetecilerde de artması lazım. Evet. İşte onda biraz şüpheliyim. Gazetecilerin o ayrı bir yaramız aslında bizim. Deniz'deki gündemi konuşurken gazetecileri araya soktuğumuz takdirde günlerce sürer bu. Evet. Ne yazık ki mesleğini layıkıyla yapan çok az insan var. Bu insanların bir de emeği çalınıyor aslında. Hele bu internet yasası da farklı bir şey, inşallah ileriki zamanda yani başka bir zaman konuşalım bunu. Evet. Şeyler yetmez. Yani bizi anlatabilecek en güzel kelime, cümle terzi söküğünü dikemez. Yani biz her şeyi aktarıyoruz, herkesin sorununu dile getiriyoruz ama aslında kendi sorunlarımız dağlar kadar yani. Ki bu yasa da zaten 5-6 senedir bekliyor. Neyse, konumuz o değil. Baro'dan başladık. Baro ile ilgili. Şimdi aslında ilk 3-4 Ekim'de yapacaklardı ilk toplantıyı ve 11 Ekim 2020'de 2020'de yapacaklardı Denizli Barosu. Ama tabii İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda İl Umumi Fıskıh Kurulu'nun kararıyla o kongre ertelendi. Buna dava açtılar idare mahkemesine, baro yönetimi. Ve ikincisini Aralık'ta yapmak istediler. Yine pandemi nedeniyle etkilendi. Ama ilk şeyde belki biraz şeyin etkisi var bence. Yani bu Temmuz'da kabul edilen çoklu baro sistemi biliyorsun yani İstanbul, İzmir ve Ankara gibi üye sayısı 5000'i geçen barolarda bu Türkiye Barolar Birliği'nin seçimlerindeki delege yapısını değiştirebilmek için hükümetin yaptığı bir yasal düzenleme vardı. O mecliste Temmuz'da kabul edildi. Dolayısıyla biraz ilk ertelemeler biraz da siyasi nitelik taşıyordu. Yani İstanbul ve Ankara'da ikinci baroları oluşturabilmek onları adına taşıyordu. Ama sonrasında tabii üçüncüsü tamamen pandemiyle alakalı. Aslında biz yani bu Mart ayındaki açılma olmasa, genel birçok kısıtlamanın kaldırılması olmasa pazar günü Denizli Barosu aslında 3-4 Nisan'da yapabilirdik. Biz vaka sayıları olarak da düşüktük. Pandemi aldı başını gidiyor başkanım, herhalde bu genel kurulu yapılmayacak herhalde. Yani şöyle bir şey var, Ramazan'da da tabii önümüzdeki hafta Ramazan, mübarek Ramazan ile başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Kısıtlamalar daha da arttırdılar. Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı ama vardı. Gerçekten durum çok vahim başkanım. Şu son bir haftadır inanılmaz şekilde vefat edenler, işte 54 binleri geçen hasta sayısı. Tabii 258 gibi bir dün yani vefat vardı. Bir önceki yani. Günde 276 kişiydi. Evet, korkunç bir rakamlar. Evet, yani vefatlar yüksek. 50 binleri geçtik. Dünyada artık yani ilk üçe giriyoruz vaka sayılarında. Avrupa'da birinciyiz şu anda. Evet. Yani, nüfus yoğunluğu bakımından oranladığın zaman şu anda Avrupa'da birinciyiz. Yani o anlamda sağlık tabii ki önemli. Ama baronun da 6 aydan bu yana seçimini yapamıyor. Evet. Bir de şöyle bir iddia da var. Yani bunların aslında biliyorsun son dönemde bu çoklu baro konusundaki sergilediği tavırla Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu'nun tutumuna karşı da birçok barodan tepkiler gelmişti. Tepkiler var, evet. Onun son dönemdeki tutumu avukatlar tarafından, belli bir kesim tarafından eleştiriliyor. Onun süresini uzatmak için bu tür iddialar da var, söylentiler de var. Yani Mayıs'ta bitiyor süresi. Normalde Mayıs'ta Türkiye Barolar Birliği'nin seçimleri yapılacak. Bu önümüzdeki Mayıs'ta değil mi? Evet, ama tabii artık bir ay sonra tüm baroların seçimlerini yapması gerekiyor. Barolar yapamayınca Türkiye Barolar Birliği de uzuyor zaten. O uzuyor yani bu Ekim'e, Kasım'a falan kalırsa onun süresini uzatmak için de bu tür şeyler oluyor. Ama bu üçüncü onunla alakalı değil. Yani üçüncü tamamen sokağa çıkma yasayla ilgili ya da avukatlar kanununda bir değişiklik yapmaları gerekiyor. Yani pazar günleri dışında da seçimlerin yapılabileceği yönde bir hükmün olması gerekiyor. Bilemiyorum, bir iki gün içinde çözerler mi? Ben çözebileceklerini sanmıyorum. Çocuk deyince Barolar Birliği'ni hemen değiştiriyor. Hayır, Denizli Barosu bu yöndeki hukuki girişimlerini sürdürüyor. İdare mahkemelerine başvuruyor.
Hıfz Sağ Kurulu'na yani başlıyor. Yani genel kurulu yapalım diye mi? Yapalım diye hala bugün de sanırım bir çabaları vardır ama pek sonuç verecek gibi gözükmüyor. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu o konuda son noktayı koydu yani. Evet. Hafta içinde yapabiliyorsanız yaparsınız ama yani hafta sonu pazar günü ise o da avukatlık kanununda pazar günü diyor. Dolayısıyla açık bir pazar evet. bekleyecek avukatlar. Evet. Evet başkan bu verdiğim bilgiler çok önemli gerçekten. Mesela ben baroların sadece pazar günü belli üye sayısını geçirdiklerini ben de şimdi öğrendim. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Diğer bir konumuz daha var. Geçelim mi? Başkan bununla ilgili söyleyeceğim tabii. bir şey var mı? Ya genel olarak ben yani temennim bir an önce bu avukatlar açısından yani hem sağlığımız açısından önemli. Yani hem dikkat edelim, kurallara, tedbirlere dikkat edelim, vaka sayısını düşürelim. Hem insanlarımızı tehlikeye düşürmeyelim, yani, evet. sağlıkla düşürmeyelim. Hem de yani bu tür işte bakın mesela bir sürü dernek genel kurullarını yaptı. 300 kişiyle katılıyorlardı, 300 kişiyle sınırlıydı biliyorsun. Evet, evet. Birçok iş adam dernekleri, diğer dernekler yapıyorlar ama evet. baro bu şeyi bir türlü gerçekleştiremiyor. Hep bir engele takılıyor. Hukuki, yani şunu da söyleyebiliriz aslında yani hukuku savunan avukatlar aslında bir anlamda bu hukuki... Hayır, yani şöyle baktığımızda bu şeyi de bir aşamıyorlar yani hukuki yolları. Avukatlar aşamıyorlar yani. Tersi bir... kendisi köyünü dikemez biraz önce dediğin söze geldik. Yani abi, avukatların o kadar olduğunu bizim kadar olduğunu sanmıyorum ama bir aşamadan baktığınızda da öyle de bir intibada doğuyor yani. Peki başkan geçen hafta bir güzel olay daha yaşadık. Evet. Denizli'nin dünya ikinciliği gibi bir derece alması. Onu biraz anlatır mısın? Valla Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF diye kısaca şey yapıyor. 3 yılda bir bu tür işte kentlerin sürdürülebilirlik ve doğal hayatı korumasına yönelik çalışmalar nedeniyle dünya genelinde başarılı çalışmalar yapan illeri tespit ediyor, belediyeleri tespit ediyor ve ödüllendiriyor. Denizli iyi sahip çıktı ama değil mi? Ya iyi sahip çıktı ama duyurulması biraz bence şey oldu yani çok görkemli bir toplantı da yaptık ama şöyle ben ulusal kanalları, sosyal medyayı falan bir araştırdım. Yani aslında bu ödül çok önemli ve değerli bir ödül. Bence birazcık daha bunun daha duyurulması anlamında bir tanıtım yapılmalıydı. Eksikliği mi vardı? Hayır yani ben belediyenin bir eksikliği olarak söylemiyorum ama bu ulusal basına çok taşınamadı diye düşünüyorum yani. Şöyle baktığımda ben biraz karıştırdım internet sitelerini, işte ne bileyim diğer gazeteleri falan. Öyle çok da ulusal anlamda aslında ses getirmedi yani. İlk başladığında çok hızlı girdi, çok hızlı girdiler. Evet. Dedim herhalde bir şeyler olacak. Ya işin doğrusu ben dünyada ikinciliği falan değil de en azından bir Avrupa'da veya Türkiye'de bir birincilik düşünüyordum ama yine de iyi bir sonuç, sevindirici, çok güzel. Yani şunu söyleyebilirim yani ben diğer çalışmalar konusunda kim ne düşünür bilmiyorum ama yani Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten hayvanlarla ilgili, çevreyle ilgili, çok güzel çalışmalar, yenilenebilir enerjiyle ilgili, evet. bu şey iklim değişikliği ile ilgili, sera gazı, karbon salınımı ile ilgili yani yerinde çalışmalar yaptığını en azından Türkiye ve dünya gündemini takip ederek gelecek projeksiyonlarını çizdiğini düşünüyorum gerçekten. Yani şöyle baktığımızda yani Denizli Büyükşehir Belediyesi mesela şu anda Akköy'deki güneş enerji santrali 3 etaba ulaştı ve 2 megawatt gücüne ulaştı. Orada enerji üretiyorlar. İyi bir rakam aslında. Evet yani evet tabii atık su arıtma tesisinde enerji üretiyorlar düşük de olsa. Çöp tesislerinde oradan çöpten elektrik üretiyorlar. Evet yani aynı şeyi işte Tavas'ta, Kale'de, Çal'da, Çivril'de uygulamaya çalışıyorlar. Oralarda o bölgelerin çöplerinin toplanması için bertaraf ve aktarma istasyonları kurdular. Atık su arıtmalarıyla ilgili Acıpayam'da olsun, Çivril tarafında olsun bu konuda çalışmaları var. Karbon ayak izi konusunda karbon ve sera gazı emisyonunu azaltmak konusunda gündemi takip ediyor. Yani o yönden ben evet, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum yani. Evet yani iyi çalışıyor o konuda yani. Evet. Başkanım bir konu daha var. Hani başlık seçmiştik ya. Evet. İşte baro seçimleri, Denizli Büyükşehir'in aldığı dünya ikinciliği ödülü ve son konumuz da şey ayıralım. Bu Denizli Merkez Efendi Belediye Başkanlığı'ndaki
encümen seçimleriyle ilgili. Evet. Orada herhalde rakamları ve partilerin aldıkları meclis üyeleriyle ilgili bir çalışman vardır herhalde ki sen o hafıza olarak onu mutlaka almışsındır. Ya şöyle o nasıl oldu orası? Ya şöyle söyleyeyim yani bu Şeniz Başkan'a görevin ikinci yılını tamamladıktan sonra bir sürpriz oldu yani aslında. Büyük sürpriz oldu aynı evet, zamanda. Evet yani tamam belediyenin işleyişini, hizmetleri, şeyleri çok etkilemez. Yani encümende 7 kişi var. Sonuçta birisi başkan, 3 memur üye var. Daire başkanı, üçte meclis üyesinden oluşuyor. Tabii yani o encümenin işleyişini etkilemez. Ama psikolojik olarak baktığımızda, yani bir de kamuoyundaki algılama ve psikolojik olarak baktığımızda tabii bir şey yani bir aslında... olumsuz bir tablo çiziyor. Ya tabii olumsuz bir görüntü diyebiliriz yani algı anlamda baktığımızda. Yani Millet İttifakı'nın orada bir şeyi, kazancı, ufak bir zaferi diye nitelendirebiliriz. Yani psikolojik olarak değerlendirdiğimizde. Cumhur İttifakı'nın. Cumhur İttifakı'nın evet. Yani sonuçta ama encümen yine çalışmalarını devam ettirecek. Tabii burada aslında bu encümen seçimleri Şeniz Başkan'ın, Şeniz Doğan'ın aslında işinin ne kadar zor olduğunu, belli dengeleri korumak zorunda olduğunu, sürdürebilmenin, devam ettirebilmenin ne kadar aslında hassas dengeler üzerinde yürüdüğünü, bu konuda ne kadar dikkatli ve özenli davranması gerektiğini de gösteriyor. Yani baktığımızda sonuçta toplum olarak bizde de vardır. Yani Türk toplumunda mesela ortaklığı çok fazla yürütemeyiz yani. Evet. Öyle bir gelenek yok bizde. Yoktur yani ortak iş yapma, beraber bir şeyler yürütme kültürü yoktur. Tabii şöyle ben baktım mesela Merkez Efendi Belediyesi'nin Başkan Şeniz Doğan'la birlikte 11 CHP'li üyesi var. Tabii istifalar var. Aslında 14'tü. 3 CHP'li üye. Evet. İstifa ettiler. Muratcığım, Arif Suna ve Gökhan Dede CHP'den ayrıldılar. Dolayısıyla bağımsız konuma düştüler. 9 İyi Parti'nin, yani Millet İttifakı'nın 20 oyu var. Cumhur İttifakı'nın ise AK Parti'nin 11, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 4 üyesi var. 15. 3 de bağımsız var. 18. Yani 38 başkanı sayarsak, 37 meclis üyesi var, bir de Şeniz Başkan var, 38 var. Yani meclis, encümen mesela şeyde, birinci başkan vekilliği ve ikinci başkan vekilliğinde bir sorun olmuyor. Evet. Normal adaylar kazanıyor. İşte birinci başkan vekili Fatih Coşkun oluyor, ikinci başkan vekili Necdet Yılmaz oluyor, belediye başkan yardımcıları. Diğer komisyon ve encümen komisyon seçimlerinde bir sıkıntı olmuyor ama encümende İş patlıyor. Yani encümende mesela bakıyorum 3 meclis üyesinin encümende yer alacak 3 meclis üyesinde bir bağımsız üye Murat Çımık bir de en çok oyu o alıyor yani 20 oy alıyor. O zaman CHP'den de veren olmuş galiba değil mi? Yani şimdi yani tabloya baktığımızda şöyle söyleyelim. Yavuz Aki AK Parti'den 19 oy alıyor. Fırat Dağdevren'de MHP'den 18 oy alıyor. Yani en çok oyu Murat Çımık almış. Şimdi şuradan bakıyorum ben. AK Parti 11, MHP 4, 15, Bağımsız 3, 18. Yani Murat Çımık'a İYİ Parti ya da CHP'den 2 üye daha oy vermişler. Evet, mesela Fırat Dağdeviren'e vermemiş olabilirler. Yani Fırat Dağdeviren MHP'li üye, burada AK Partili, MHP'li ve Bağımsızların oyunu alarak seçilmiş olabilir. Yavuz Aki, İYİ Parti ya da CHP'lilerden birisinin oyunu almış. Murat Çımık ise ikisinin oyunu almış. Murat Çımık CHP'den istifa eden. CHP'den istifa eden bağımsız üye. Aslında o geçen dönemde de encümendeydi. Yani Cumhursal İttifakı mı olmuş oldu? Yani biraz bağımsızları yani CHP'den istifa etmediklerini düşünürsek yani belki bir sosyal demokrat bir Cumhur İttifakı oluşmuş diyebiliriz yani. Baktığımızda bir üye de katılmamış şeye. CHP'li bir üye oylamaya da katılmamış. Kulislerde yani o gün telefonlarını kapattığı, işte kimsenin ulaşamadığı yolunda söylentiler var. O da mı istifa edecek görüşmeler var. Yani zannetmiyorum. Önemli bir Önemli bir meclis toplantısında veya encümen toplantısında yani en azından gelebilir miydi bilmiyorum. Tabii ne mazeret vardır da. Ya gelmesi lazım tabii canım. Yani bu tür kritik bir durum varsa mesela şeyden bakıyoruz. CHP'den İbrahim Abuşoha 17 oy almış. Şeniz Doğan, CHP'li üyeler ve AK Parti, İYİ Parti'nin oyları 20.
Yani 3... 2 oy daha alsa belki Milliyetçi Hareket Partisi... Ama 3 kişi vermemiş yani. CHP'den ve İyi Parti'den 2 kişi İbrahim Abuşoha'ya, 2 üye oy vermemiş. Yani hatta 3 üye pardon. 3 üye oy vermemiş yani. Himmet Kaynağı 6 üye oy vermemiş. Himmet Kaya İyi Partili. İyi Partili Kaynak. Himmet Kaynak. İyi Partili 14 oy almış o. Serkan Kaya da CHP'li 15 oy almış. Ona da 5 kişi vermemiş. Yani bu aslında verilenlerden çok verilmeyen oylara baktığımızda orada... Tablo ortaya çıkıyor. Evet, yani burada mesela benim kulislerden edindiğim bilgiler... Senin kulis bilgilerin iyidir. İyi Partili üyelerden de bu isimlere vermeyenler olmuş. CHP'li üyelerden de vermeyenler olmuş. Yani oylamada. Evet, dediğin gibi sonuç da ortada. Evet, sonuç ortada. Yani bu meclisin, Merkez Efendi Belediye Meclisi'nin icraatlarını, çalışmalarını olumsuz etkiler mi? Çünkü etkilemez yani sonuçta. Normal, şu belediye, anda rutin encümen, tabii yani encümende yine Şeniz Başkan 4 üyeyle yapacak. 3 tane muhalefet olacak ama... Yani orada tabii Şeniz Başkan'ın encümende eli zayıflamış olacak. Yani. Evet, eli algı var yani. Olacak. Evet. Hem kamuoyundaki algı yani çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Denizli'de yani metropol belediyeleri dikkate alırsak yani ilçe belediyelerini kastetmiyorum, metropol belediyelerini ele alırsak büyüklüğü itibariyle bir Merkez Efendi Pamukkale Büyükşehir'i kısa sarıyorum. Ve 99'dan beri yani en son 94'te Ali Marım belediye başkanı kazandı. Evet, 25 yıl sonra bir belediye başkanlığını aldı. Bu anlamda da yani Şeniz Başkan'ın burada başarılı olması Cumhuriyet Halk Partisi için de çok önemli. Evet. Artı bir de ittifak var. Yani bu da İyi Parti'yi de etkiliyor sonuçta. Tabii. Yani Merkez Efendi Belediyesi'nin başarısı sonuçta İyi Parti'yi de bir şekilde dolaylı olarak etkileyecektir. Burada ben yani hem CHP içindeki meclis üyelerindeki bu işte bu üçlü grubun bir zamanlar hatırlarsan 8'ler 9'lar vardı. Ali Marım'dan şey yaptı, uğraştı Denizli Belediyesi'nde. Şimdi Şeniz Başkan bunlarla uğraşıyor. Üçlerle uğraşıyor. Kendilerince haklı olduklarını ileri sürdükleri konular var. Ayrılma süreçlerinde, istifa süreçlerinde ama yani ben şunu söyleyebilirim yani kamuoyu, insanlar ufak detaylara bakmazlar yani. Tabii genele bakıyorlar. Genele bakar, genel bir kanaat oluşturur. Yani bir belediye yönetemediler der, bir anlaşamadılar der. Bunların ne kavgası, ne derdi var der. Evet. Bunları değerlendirir. Yani yoksa Murat Cimik mi haklıymış? Yani Arif Sunam haklıymış. Başka birisi mi haklıymış? Şeniz ona haklıymış. Buna bakmazlar. Yani bu anlamda ben Şeniz Başkan'a da kolaylıklar diliyorum yani. Gerçekten işi zor. Tabii yani bu dengeleri koruyabilmek, götürebilmek. Çünkü şu da var yani mesela parti içindeki dengeler var. Hayır, parti içindeki rekabet de Merkez Efendi Belediyesi'ne yansıyor. Yani İyi Parti'deki bir ilde işte ne bileyim ya da ilçeler arasındaki rekabet ya da ne bileyim bir çekişme Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Efendi'de ve ilde yaşanan bir şey çekişme parti içi o da hep gelip Merkez Efendi'ye dayanıyor. Tabii belediyeyi buluyor, Şeniz Başkan'ı buluyor. O yüzden yani hakikaten şey çok işi zor, Allah kolaylık versin. Evet. Evet, başkanım çok teşekkür ederim. Ben haftanın gündemini kısıtlı da olsa yorumladık. Evet. Aslında o kadar çok konu var konuşacağımız, gündemini dile getireceğimiz konular var. Ama izleyicilerimizi de çok fazla sıkmamak adına bugünlük bu kadar yeter diyelim. Başkanım ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yayın hayatında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ ol. Allah razı olsun diyeyim. Son söylemek istediğim şey var mı başkanım? Yani ben söyleyeceğim şu. Öncelikle 2 gün önce kaybettiğimiz şehitlerimiz için milletimize başsağlığı diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun. Bu salgın konusunda gerçekten yani şimdi Dünya Gazetesi'ni takip ediyorum ben. Yani hepimiz de takip ediyoruz. Esnaflarımız yasaklar, kapanmalar nedeniyle çok ekonomik zorluklar yaşıyorlar, sıkıntılar büyük yaşıyorlar. Sıkıntılar var. Bunları hep dile getiriyorlar. Ama şöyle de bir şey var. Bakıyoruz,
bir açıldığında da esnaflarımızın o kendilerine dikkat koyan kurallara dikkat etmediklerini görüyoruz. Kesinlikle, yani %50 bir doluluk gerekirken, izin verilirken, yani bakıyorsunuz lokantalara, kafelere, bazı yerler özellikle kahvaltı işler bir şeyde tıklım tıklım dolu oluyor. Yani maalesef. Şimdi tamam, sağlık ve ekonomi dengesini bir arada götürmemiz lazım, tutmamız lazım ama bu dengeyi bir türlü tutturamıyoruz. Evet, yani gerek vatandaşlarımız kadar, gençlerimiz kadar, esnaflarımızın da dikkat etmiyor. Yani bu maalesef sağlanan tedbirler ve olanakları da birazcık sahip çıkıp gerek müşterilerine gerek çalışanlarına bu konuda daha hassasiyet davranmaları daha gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, yani bunun için dilerim şu aşılamaları hızlı bir şekilde yaparız, aşı tedariklerini sağlarız. Sağlık Bakanımızın dediği gibi Haziran'a kadar 60 milyon aşıya ulaşamasak, 50 milyon kişiyi aşılayamazsak, yani bu yazda büyük kaybederiz. Tabii bu yazda kaybederiz. Evet. Peki başkanım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Verdiğim bilgiler için. Tamam. Özellikle kulis bilgileri çok önemliydi. Evet. Merkez Efendi ile ilgili o yaptığın hesaplamalar da çok yani önemliydi. Rakamlar kim gösteriyor yani. Rakamlar her evet şeyi ortaya koyuyor. Verenden çok vermeyen kim oldu? Evet. Evet. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızı burada bitirelim. Bir sonraki Denizli Kulisi'nde Denizli gündemiyle görüşmek üzere. Hoşça kalın.